Oh, havalar soğuduysa balık yenmeye başlandı. Herkese merhabalar, hayırlı akşamlar. Yeni vlogumuza hoş geldiniz. Annemin muhteşem turşuları ve ben böyle çok balıkçı değilim. Anne ne kadar koyu çıkıyor. Heh, şöyle yapayım. Değil aslında. Tamam, şöyle şöyle yapayım. Evet, şöyle göstereyim. Mis gibi onları sıralamış, hamsileri kızartmış. Ondan sonra biz de gelirken helva aldık bizim karşıdaki helvacımızdan. Turşularla böyle bir akşam yemeğimiz bizi beklemişler. Çorbamız Şimdi balkonda seni de göstereyim tatlım. Neler yaptın bugün? Ne çorbası yaptın? Domatesli Şehriye. kel şehriye çorbası. Azıcık koyayım. Hadi bakalım koy, sıcak sıcak. Hava soğuk. Ayağımda çorap yok, yok. Ve şu an üşüyorum yani gömlekle. Üşüdüm inanın. Günaydın. Yeni bir vlogumuza hoş geldiniz. Desenize Nilgün makyajını yapmışsın. Çok giyinmişsin ama saçları taramamışsın. Vallahi var ya saçlarımı direkt böyle arkadan Güzel topladım. olmuş. Pembiş pembiş takımlarımı giydim. Günaydın. Çıktım böyle annemin mermeri üstüne. Bak bak Günaydın. bak hareketlere bakın bak. Bir de Günaydın. deli ya bu adam. Hanimiş de hanimiş. Abla gelsene, gel gel ablamıza bakın. Böyle morlu. Bu tarafa gel istersen. O da Günaydın. morlu. Günaydın tatlım. Bu ne Günaydın. güzellik. Teşekkür ederim. Ya bu var ya, kamerayı oradan atsak buradan girer yani. Sigara çekmeyeyim. Sen biraz önce... Evet çekme. Çok ayıp ve zararlı ve Kınamıyoruz. kınıyor muyuz? Sigara için. Sen biraz önce gayet normal giyimli, işçi Var kıyafetleri mı? neydi? Beş Gözlerim. dakikada cön hale girmişsin. Tamamladım. Sana Kızlarım etmem da lazım. birbirinden güzel yalnız. Bu kadar var. Aa, Kızlarım annem da bizi bu kadar. methetti arkadaşlar. Ben Hayret. şok. Gerçekten ben şok. Normalde hep der ki damatlarım çok güzel. Şöyle yapayım. Şimdi ben size ne söyleyeceğim? Geçen gün alışverişimde ben size anlatacaktım. Sonra vlogda bir baktım montaj yaparken bunları hemen gösterip geçmişim. Bu benim genç kızlığımın yani 17-18 yaşındayken mahallemizin böyle neydi anne? Tuhafiye. Tuhafiyesinde bile satılan bir parfümdü. Ketrin Hazal, Sahra, Cemre 3 modeli vardı benim bildiğim. Yine orada da öyle alırken de 3 modelini gördüm Alanya'da. Ben bunu sırf böyle eskiye bana hatırlattığı için, böyle nostalji yaşattığı için aldım. O yüzden size söylemeyi unuttum yani neden aldığımın. Hani kokusu böyle çok çok güzel diyemem ama gerçekten Trendyol'da yorumlarına bakın. Bir sürü insan aynı benim gibi düşünmüş. Aynı işte genç kızlığımın parfümüydü. Tekrar o kokuyu almak istedim ama şimdi tekrar sürekli kullanıyorum ve çok kalıcı diye. Gerçekten kalıcı. Bunu söyleyebilirim ama dediğim gibi böyle aman Allah'ım muhteşem bir koku değil. Ama bana çocukluğumu, gençliğimi hatırlattığı için bunu aldım. 2-3 seferdir arkadaşlarımız yazıyorlar. Unutuyorum cevap vermeyi. Bunu da buradan kısacık söyleyeyim dedim. Yani çok güzel bir koku. Benim için çok güzel. Çok güzel anılar böyle burnumda canlandırıyor. O yüzden aldım. Ama kalıcılığı çok harika. Onu söyleyeyim yani. Çoğunuz hatırlıyorsunuzdur zaten. Instagram'da bile post açtım. İşte benim gibi hatırlayanlar var mı bu parfümü diye. Bakın burada da ne var biliyor musunuz? Annem köy ekmeği yoğurdu sabah kahvaltıdan sonra. Üzerini böyle sardı. Bugün köy ekmeği pişirecekmiş. Peki ne yapıyorsunuz siz? Şimdi bunu 5 dakikada bitireceğinizi mi düşünüyorsunuz? 3 dakika kolaylık olsun işte. Şimdi kalan yuvarlak fındıklar toplandı. Uğur abi bunları niçin eve getirdiniz? Annem için mi? Annem istedim. Ay Sami'nin gibi abla. Kolunda çantası var. Bakar mısın? Ben ama şey çok iyi kontrol ediyorum. Aa, kontrol müdürlüğü. Üstelaşım. Hadi bakalım. Mesai. Efendim. Oh burada da annemin taranamuru. Anne yeni mi yoğurdun? Dün Sabah yoğurdum. taşıyor diyor. Dün Hayır hayır. yoğurdum. Sabah yani şimdi yeni mi Ha, yoğurdun diyorum. Normalde taşıyor ya böyle. sabah yoğurdu da bak hep sofraya yatmışmış. Baksanıza hep Kabarmış. taşıyor, kabarıyor. Çok güzel Çok maşallah. güzel, şifa olsun inşallah. Sen ne yapacaksın şimdi bugün köy Ben ekmeği? şimdi köy ekmeği yoğurdum. Hamur. Onu pişireceğim. Bir de bak fındıklara ekleyeceğim. Bunları sen mi ayıklayacaksın şimdi? Evet, Bırak onu da meci gibi yaparız sonra. Aynen oturdum yerden onları bugün halledeceğim. İyi hadi bakalım kolay gelsin. Hadi hayırlı işler, Hayırlı hayırlı günler. yolculuklar. Amin inşallah. Allah işlerinizi rast getirsin cümlemizin. Sana çok Hayırlısı. güzel yine yorumlar var. Onlara el salla. Herkes böyle kocaman öpüyor. Allah razı olsun. Ah flaşı açamıyorum sizleri. Yeni arabamızla tanıştırayım. Fiat Panda'ydı değil mi Evet. Sami? Evet, Fiat Panda. Küçücük bir araba.
biz hep Samir'i böyle hayal ediyorduk. Diyorduk ki hani hayalimizdeki arabayı alana kadar küçük bir araba, böyle bizi İzmit'e götürüp getirebilecek güzel temiz bir araba istiyorduk ve çok şükür hamdolsun ki aldık. Bugün teslim aldı Sami, gitti İstanbul'a, geldi aldı. Şimdi planlarımız Allah nasip ederse bu araba bana kalacak değil mi? Sami araba alınca bana kalacak Allah nasip ederse. Böyle çok güzel otomatik vites küçücük bir araba ama Rabbim kazansız belasız kullanmak nasip etsin. Bakın içi de böyle. Hadi bismillahirrahmanirrahim, sağ ayağımla gireceğim ama giremiyorum ki. Hadi basayım yine çekeyim. Hadi bakalım. Benim için de çok iyi oldu çünkü ben otomatik istiyordum hani daha rahat kullanmak için. Hem manuel hem otomatik kullanabiliyormuşuz. Valla flaşım da nasıl yakıyorduk bunu? İlk defa biniyorum, sizlerle biniyorum. İnşallah şans getirsin bu araba bize. Yaktı. Daha arabanın hiç aksamlarını bilemiyoruz. Bakalım çok güzel. Neyse ben şu emniyet kemerimi takayım. Şimdi file markete geldik. Acur ister misin? Daha bassın mı annem Sami? İstemiyormuş. Şimdi ne yapacaktım ben ya? Bir pasta yapacaktım ama adını unuttum. Neyse. Bakalım. Neler varmış? Mantar. Bir paket mantar alalım aslında. Şöyle bir mantar alalım. Sami'cim araba. Annem aradı bu arada Sami. Bir şey istiyor musun diye. Patates alalım bence Sami. Şeyde Kösaköy'deki filedeyiz dersin. Bir paket şundan alacağım. Mango varmış. Böğürtlen. Böğürtlen var dondurucumda. Ha, burjuva çocuğu. Tabii tabii. Aa, bir dakika bir şey soracağım. Bir de hibiskuslu limonata özütü var. Aa, nerede? Hemen alalım ondan. Bundan yaparız. Evet. Bundan alalım bir tane. Bunu biliyorum. Bu çok güzel. Hatta Sibel'in kızların doğum günde yapmış. Şey, ikizlerin doğum günde yapmıştık. Bu fren közümü diyor. Bu ne kadarmış? 42 lira. Evet, bir tane de bundan alacağım. İnşallah erimez biz gidene kadar. Şarjım da %2 biliyor musunuz? Sami'cim bir de bunu koyar mısın? Araba bunda. Hadi hızlı davranalım. Annem nerede? Yemeği bekliyor çünkü. Deterjanlarım var. İnşallah şarjım bitmez. Biraz çekerim size. Aa, minnoşuma stik alayım. Kaç gündür stik vermedik ama burada da stik yok galiba. Ne alalım? Sami stik yok kediye. Normal yaş mama mı alayım? Ha? Normal şöyle viskas alıyorum o zaman. Bu bir artı tamamdır. Bu neyim? Somonlu. Sığırlı alalım. Sığırlı. Sığırlı alalım. Şimdi gelirken file markete uğradık. Manyak ya. Camın oraya gitmiş. Ne oldu? Bir saniye. Şimdi size ben ayarlayayım. Böyle rahat edelim. Tamamdır. Bu arada şimdi evimde tadilat yapıldı. Ben size onu anlatmadım değil mi? Biz Alanya'dayken benim şu merdivenim çok ilginç. Üst kata çıkarken merdivenin yan duvarı hatırlarsınız şeylerim konuşamıyorum, ne konuşamam, çok yoruldum. Şoklanmış palmiye yaprakları asmıştım o duvarım. Hiç sebepsiz 2-3 tane çatlak ve o çatlaktan su aktı biliyor musunuz? Günlerce böyle bildiğiniz su sızıyor ve orada hiçbir şekilde bir su tesisatı yok. Bir şey yok. Eve geldiler, film bir şey çekiyorlar böyle, öyle bir şey yaptılar. Bulamadılar. Sonra derzleri yenilediler. Banyodan bir sızıntı var. En son ne bulundu Sami? Derz arası dediler. Röntgen cihazı getirdiler. Evet. Röntgen cihazıyla baktılar. Tesisatta hiçbir problem yok. Sadece derzlerden bir kaçak varmış. O da bulunmadı ki. Yani muhtemelen öyle diye dendi. Yok, buldular. Buldular mı? Röntgen gösterdi. Neresi? Nokta söylemediler. Şey, gider var ya. Evet. O giderlerin kenarında. Allah Allah. Şimdi bakın şuradaki, bakalım. Bakın şuradaki duvarımda bile var, görüyor musunuz? İki burada tane alçı var oralarda. Yukarıda var. Böyle birkaç yerde alçı yapılacaktı. Onları da yaptılar. Onu anlatıyordum. O yüzden biz yokken yaptılar ve şu an evin hangi noktasına elimi sürersem süreyim mesela
buzdolabının üstün şey, davlumbazın üstünde. Çok inceden böyle beyaz bir toz var. O yüzden evi böyle detaylı süpürüp silmem gerekiyor gerçekten. Bu tadilattan dolayı. Neyse, gelirken Fila Market'e uğradık. Şöyle iki tane sandalye çekmeyi. Sami'cim, yardım etmek ister misin? Yakalandık. Aa, sandalye çekmeyi biri patlamış. Poşet patlamış. Poşet patlamış ama bunu yenileyelim. Şey, buzdolabı poşeti var ya şu çekmecede. Sonra bir tane böyle kepekli sandalye çekmeyi. Ondan sonra bir tane şey, tuvalet kağıdı şöyle büyüklerinden. Aslında ben size vlog çekiyordum ama şarjım bitti şeyde, Fila Market'te. Ay, bunu hemen dondurucuya koymam lazım. Şöyle frenk üzümü, şöyle donmuş kutuda bir kutu bundan. Şu mu tatlı? Sonra evet, önce bunları dondurucuya koyarız. Ha, tamam. Sonra şu yaban mersini, yine bu da dondurucuya kalkacak. Sonra bu da hibiskuslu limonata özütü. Alanya'da inanın kaç yüz lira verdim hatırlamıyorum, o hibiskuslu şey içmek için. Şöyle salam kestirdik. Pardon. Mantar. Yemin ederim kafam başka yerde, biliyor musunuz? Başka yerde değil, dolu. Böyle kafamı toparlayamıyorum. Bugün dükkanda yalnızdım. Sami İstanbul'a gitti. Böyle alabora oldu kafam. Çedar peynirli krem peynir. Ve benim çok merak ettiğim bir şeyi buldum. Nişasta. Nişasta değil, merak ettiğim. Şu. Yurt dışı vloglarında o kadar çok görüyorum ki bunu. Mascarpone diye geçiyor sanırım. Bunu çok merak ediyordum. Fila Market'te bulabilirsiniz. Böyle işte şeylerde kullanılıyor. Tiramisu'larda. Pastalarda falan diye kullanıldığını biliyorum. Böyle bundan aldım bir kutu. Bunu çok merak ediyordum. Sami şeftali suyu almış. Ondan sonra bir paket de buğday nişastası. Sonra kaşar. Sonra pudra şekeri. Bu kadarcık şeyi silmek istiyorum bu akşam. Kolay bu arada gelsin. Sağ ol Sami Bey. Meyve suyunu koyuyor. Oh maşallah. Bakın. Hayat Sami'ye güzel. Böyle annemler, ablamla ikimize birer kutu şey almış. İncir. Ama bana o bir kutu çok gelir dedim. O yüzden şöyle bir kaseye incir aldım. Sandalye çekmeyi temizliyorum ama böyle üst üste ezmeyelim. Heh, şöyle. Neyse, şimdi ben bunları yerleştirmeye geçeyim. Sami çabuk pes etti bu akşam. Gidiyor hayatım. Yardım ediyorum. Ay, bu masanın üzerinde bile akşam sildik. Nasıl beyaz toz var. Sami, bu arada senin kargoların geldi. Eşofman takımları. Nerede? Burada. Bak, kaç gün önce geldi. Karşıda. Onları da açsana, gel gösterelim hem blokta. Bak, kendi kargosu oldum hemen. Bizimkiler kaç gün oldu diyor. Hayır, onun içinde benim kargom da olması lazım. Aşk olsun valla. Aa, bir dakika, ben de şey söyledim. O kargom da geldi, bu akşam eve getirdik. Yukarıya böyle dresuar gibi böyle küçük ince bir şey söyledim. Alt kata da yuvarlak sehpasını söyledim, aynısının takımını. Ama sehpa gelmemiş, aynı firmadan olmasına rağmen. Üst kata dresuar gelmiş, Sami onu da kurar bu akşam. Kurabilirse size onu da gösteririm. Ben bunları göstereyim. Aa, güzel. Evet, yerli üretim. Çok güzel malı var. Böyle Sami'ye bir eşortman takımı söyledim. Bunu Alanya'dayken söylemiştim. Çok güzel ama. Ben beğendim valla. Çift iplik değil mi böyle? Hı. Çok güzel kemik şey, camel rengi. Altı da böyle. Takımını ay sanki 600 aldım. 500 küsür ya da 600 aldım. Şöyle markasını da göstereyim mi? Ama tersten görünüyor. Çok güzel şeyi var. Kumaşı var gerçekten. O nedir ki? Vallahi o bütün kargoları. Benim de ise açmıyorum yani. Uğraştım. Aç aç ya, bu niye senin? Ha, bu kumsalı silisi. Aa, onu açmayayım, o kendi sarksın. Son da böyle abi, yine taş rengi bir kapşonlu sivit. Bu, ama bu da güzel. Ha, o benim pijama. Evet, bak kendime de bir şey söyledim, hatırlıyorum ben. Bu da benim ayıcıklı pijama takımı. Bunu bakıcı aldım artık. Bu Trendyol'un kendi firmasının. Zaten hemen önünüze çıkar bu. Çoğu kişide var bu pijama. Şimdi benimle dalga geçme. Şimdi bir küçük bana kase verir misin? Şimdi 6 tane hani ne yapıyoruz? Ne yaptığımızı size söyleyeyim. Bu akşam çok sosyetik bir tatlı yapıyoruz. Evet. Hani ne bu? Bir küçük kase. Hayır, normal bir kase.
Hey Allah'ım, tamam Sami'cim, tamam. Ya canım bu beyazı ayıklayayım ya da kapaklı bir şey olsun ki çorba annene... kasesi olur mu? Hayır. Tamam, bunu ayıracağım çünkü şey, anneme götüreceğim, sarıları da annem şey yapacak. Ben böyle iyi görünüyor muyum oradan? Sarılarından annem yarın poğaça yapacak Sami'cim. Bizim onu ayıracağız. Evet. Kaç tane? 3, 4, 5, 6. Evet. 6 tane yumurtanın beyazlarını kullanacağız. Sarılarını ayırıyoruz. Onlarla annem yarın poğaça yapacak. Aslında var ya Sami, sen ne yapabilirsin biliyor musun? Ne? Ben bunu bitirdikten sonra şey yapacağım. Çünkü bak şunu getir, hem arkadaşlara göster. Şu ayardaki kutuyu, bunu kışlık şey yapacağım. Biberleri doğrayıp dikiriz atacağım. Onları bana yardım edersin. Yıkayıp doğrayayım o zaman. Evet, çok sevinirim. İçinde yıkasam olur mu? Yok, iyi yıkayamazsın. Hayır, su doldurayım sonra tek tek yıkayayım diyorum ben. Tamam, öyle yap. Ha. Acaba güzel olacak mı? Çok merak ediyorum. Niye? Ben öyle anlamadım. Pavlova. Pavlova tatlısı. Böyle beze gibi. Hani gülme ya. Niye gülüyorsun? Ya yap be. Hani geç işte. Vallahi mi gülüyorsun ben? Ay, sarı kaçırıyordum senin yüzünden. Tamamdır. Sarıları şimdi kaldırayım hemen. Bunları tabaklarına da veriyoruz galiba. Tıklaç değil mi? Evet. Kapağına koyuyorum bunu. Julien ister. Onu biliyorum zaten. Şimdi kelime olarak onu biliyorsun diyecektim. Evet öyleymiş. Şimdi önce size söyleyeyim, ben bu tarafta yapacağım. 6 tane yumurta akını önce yavaş sonra hızlı çırpacağım böyle bembeyaz olana kadar. Sonra sonrasını söyleyeceğim. Çırptım bakın. Beyazlamaya böyle köpürmeye başladığı anda 2 su bardağı şeker koyacağız. Ben klasik şurada bir bardak. Şöyle şu bardağı alalım. Evet. Şu an içeri giremediği için çıldırıyor. Süt kaç camdan bakıyor da. Şimdi 2 su bardağı şekeri de koyduktan sonra böyle şekerler içinde iyice eriyene kadar çırpacağım. Böyle kas kat olana kadar yumurta akını çırpacağım. Tohumları yıkıyoruz değil mi? Hı hı. Süzgeçe koyuyorsun doğradım. Evet, Sami'de bana biberleri başladı. Ben de bunu şimdi fırına atınca ona yardıma devam edeceğim. Şimdi yalnız öyle bir zamanlama ayarlar ki ben biberi bitiririm, mühür tam fırına atar. Şaka ederim. Olabilir. Arkadaşlar biberi nereye çıkartıyorsunuz? Bakın bu da size bir taktik olsun. Gördüğünüz gibi. Her yeri tohum yapıyorsunuz. Tabii, taktik. Harika bir taktik. Arkadaşlar şuraya bakar mısınız? Savaş alanı. Tertemiz çalışıyorum bak. Tertemiz mi? Şuraya baksanıza. Neyse, yapsın da sesimizi çıkarmayalım. Şimdi aşk ben... olsun vallahi. Yok, ellerine sağlık. Şimdi ben böyle bakın bembeyaz olana kadar bunu çırptım. Şimdi 3 çay kaşığı mısır nişastası. Yani mısır da diğeri de olabilir diyor. Bunun nedeni de şeymiş. Çıtır olması içinmiş. Bu bezenin çıtır çıtır olmasıymış. Bu arada içindeki şekeri ne kadar çırptım biliyor musun?
böyle şeyin yumurtanın içine parmağımı bastırdığımda böyle elime kıtır kıtır şeker gelmemesi gerekiyormuş. O aşamaya kadar çırptım. Şöyle 3 çay kaşığı da nişasta ekliyoruz. Şöyle yağlı kağıdın üzerine döktüm. İnşallah olacak. Sen yaparsın oğlum. Pavlo babası. Bu nerenin pastası acaba? Rus mudur nedir? Rus'tur, şaşırmam ya. Niye? Biliyorsun. Rusların her şeylerini seviyorum ya. Bu arada da fırınımı şey yaptım. 120 derecede ısıttım. Ama şimdi bunu atarken 100 dereceye koyacağım. Ben ne dedim ama? Ne dedin? Ben biberi bitiririm dedim, bir gün fırına atar dedim. Aa, ama var ya Samet, durmuyor pek, biliyor musun? Biraz daha bunun böyle şeye durması lazım. Yayılmaz daha fazla. Şöyle biraz ortasını açacağız. Bakalım. Açıyoruz. Yine yoğunlaşıyor ama. Neyse. Hemen fırına atalım bakalım. Pastayı fırına atar, biberler biter dedim. Gerçekten öyle oldu. Ama domatesler var. Şimdi domatesleri de ben halk halka doğrayıp şeye koyacağım. Ay şuralarında böyle şeyler var ama. Ben oraları domates sokacağım sadece. Kırmızı yaptığım için. Aşk olsun yani, o kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Teşekkür ederim. En yönetim. Yapmayacağım bir de. Bana öyle. Aynen öyle. Şimdi ben bunları halka halka keseceğim, bir prize koyacağım. Aa, bu gitmiş domates. Şunun da uçları iyi. Zaten ben o çöpü falan hepsini tamam, boşaltacağım şey, ondan sonra. Kavasını alıyorum, evet. Sileceğim. O yüzden hiç boşuna. Bu kırmızı çıkmıyor. Çıkmak da ona domates sokacağım. Biberlerimi de böyle paketledim. Şöyle 3 paket oldu. Bakın. Şöyle 3 tane dolu dolu paket oldu. Zaten içinden az az kullanabilirim. Domatesleri de şöyle dilim dilim, tarla domatesiydi bunlar, annemlerin tarladan. Böyle arasına buzdolabı poşete koyarak böyle tepside biraz dondurayım, sonra poşete geçireceğim. Bunlar da böyle 2 sıra oldu. Bunları şey yapıyorum, Yunanistan'dan öğrendiğim tarif. İşte küçük bir tencereye mesela kışın zeytinyağı, bol kekik, peynir, yani beyaz peynir, böyle 2-3 kat yapıp tencerede kapağını kapatıp kısık ateşte böyle pişiriyorum. Böyle bandırmalı bir kahvaltılık oluyor. Bunları sırf o yüzden koydum ama daha da koyacağım dondurucuma. Böyle bunlar donsun, poşetlere koyacağım. Burada zaten şeylerim var. Bu çekmecemde şöyle 2 pakette geçenlerde domates suyu rendeledim. Böyle domates suyum var. Şöyle 2 paket. Bu arada Instagram'da çekiliş yaptım, katılmak isterseniz. Burada büyük kıymalarım var 2 paket. Burada küçükler var. Şöyle bunlar da donsun artık. Bir yarım saate bunları da paketlerim. Bakın pavlovam da ne durumda. Böyle bir kabardı. Günaydın. Günaydın. Allah'ım. Bakar mısınız ne gün taşınıza? Pavlovalarla karşılıyor sizi. Şimdi akşam ne anlatayım size? Bunu 100 derecede 1,5 saat pişirdim. Bakın şöyle hemen çatlıyor. Çünkü bunlar aynı pastanedeki o hani böyle küçük küçük bezeler alırız ya. Aynı onun tadı. Yani şu kısımları. Ve bu arada tepsiden tepsiye geçirirken de çatlattım ama normal. Yani bu çatlamış görüntüsü bile hoş duruyor bu pastada. Neyse şimdi 100 derecede 1,5 saat pişirdim. Ondan sonra da fırını tamamen kapatıyorsunuz. Böyle bir tahta kaşık koyuyorsunuz fırının kapağına. 1 saatte bu fırının içinde duruyor ama fırının kapağı aralık. Nem yapmaması için.
Neyse öyle durdu. Zaten kremasını sabah yaparım dedim. Ben yattım. O yüzden size göstermedim. Ondan sonra sabah kalktığımda bir kutu kremayı çok az içine krem şanti koyarak çırptım. Bunun üzerine böyle koydum dolgu gibi. İç, bu şunun orta kısmı biraz oyuk bu pastanın. İçine doldurdum. Sonra üzerine şunlar annem bahçeden böğürtlenler, onları koydum. Bunlar dün fileden aldığım meyvelerim. Bunlar annemin bahçeden. Dilimledim incirleri. Böyle pavlovam hazır. Çünkü yani tamam ben nerede hata yaptım biliyor musunuz? Biraz daha fazla çırpıp ki yani tad olarak şahane şuraları. Ama daha da koyulaştırıp böyle yüksek bir kıvam vermem gerekiyordu. Ben biraz yayık bir kıvam verdim. Orada hata yaptım belki. Ama olsun. Bir de var çok ilginç bir şey. Fırında nasıl kabarıyor, nasıl kabarıyor. Sonradan böyle çöküyor. Ya zaten tarifi veren kişi de şeyde YouTube'da çökecek diyor. Yani orta kısmı çöküyor diyor. Hakikaten de öyle oldu. Yani kabardı kabardı sonra çöktü. Sonra böyle çatlaklar oluşacak diyor zaten. Yani pastanın orijinalinde de böyle hep çatlaklar var. Neyse çok merak ediyordum. Bu pastayı denemiş oldum. Şimdi annemlere kahvaltıya gideceğiz. Burada da sandviç yaptım. İki tane kepekli çok minikti bunlar. İki tane yaptım. Hatta belki dedim birini Zübeyde ablaya veririm. İki tane de Samiye yaptım böyle. İşte o dün aldığım krem peynirlerden sürüp salam, kaşar falan, domates annemin bahçeden. Klasik böyle sandviç. Dört tane sandviç yaptım. Onları yanımıza alacağım. Ama bu pastamı annemlere götüreceğim. Şimdi kahvaltıya gidiyoruz. Kahvaltıdan sonra da kahveyle birer dilim yeriz. Sonra da İzmit'e saat 8'de kalktım. Bakın saat 9:25 geçiyor. Oh, en sevdiğim benim de sabahları şu. Böyle sık taneli mısırı da o kadar severim ki. Bu şeker mısır mı acaba anne? Hı-hı. Ay çok severim. Bunu Nail abiden dün akşam pazarlıdan aldık gelirken. Bu arada babam yemiş gitmiş. Günaydın tatlım. Günaydın. Ben seni bu sabah nasıl geçtim değil mi beceriklilikte? Evet maalesef geçtim. Maalesef geçtim diyor. Ay bakalım neler yapmış annem. Burada bu ne anne? Lor peyniri mi? Tereyağında yeşil biberi acıcık döndürdüm. Ondan sonra da acık sıvı yağ da koydum. Lor peynirini koydum. Loru koydum yani. Ondan sonra yumurta kırdım bolca. Haydi. Haydi. Toz kırmızı biber. Biber falan kızartmış. Daha ne olsun. Allah bereket versin. Babam yiyip domates gitmiş. Evet o yüzden biraz kahvaltı azalmış. Şimdi biz. Yani ikinci postayı doyuracak annem. Sen kahvaltı yaptın mı? Biraz. Biraz babamla. Dün ben neler yaptın? Köy ekmeği çok güzel. Maşallah o kadar güzel yapmış ki dün sabahki köy ekmeği yoğurmuştu ya. Şimdi bugün de fındık ayıklayacakmış. Evet dükkana geldik ama inanın daha kahvemi içmemiştim. Müşterim geldi. Dün bir beyefendi geldi. Şimdi olaya böyle başlayayım. Dün bir beyefendi tek başına geldi. Eşim için inci bakıyorum. İnci beğeniyormuş, istiyormuş dedi. Tabii ki dedim. İşte baktı dedi ki ben yarın eşimi alıp geleyim. Onun içine sinsin. Tamam dedim. Bugün beyefendi ve bayan geldi. Yani öncelikle şöyle söyleyeyim. İkisinin de ikinci evlilikleriymiş. Ve dedim ki YouTube kanalımda sizden bahsetmek istiyorum. Hayranlıkla izledim. Yani bu kadar güzel, bu kadar uyumlu. Ve ben gerçekten buraya gün içinde bir sürü mesela eşler geliyor. Ama bu kadar eşine değer veren bir beyefendi çok nadir gördüm. Şimdi geldiler. Bayan işte küçük incileri istiyor. Beyefendi diyor ki daha güzel olsun. Daha irisi olsun. Sonra bu ne kadar güzelmiş dedi. Ben fikir verdim. Geliyor Mehmet abicim. Bu arada Mehmet abi de kahvemi getirmiş. Dedim ki hani isterseniz sadece inci de takabilirsiniz. Ya da işte şöyle kolyelerimiz var. Bunları gösterdim. Bayan çok güzelmiş deyince beyefendi hemen gidip Yakup abinin oradan altın alıp getirdi. Sonra eşi dedi ki aa ne kadar minik çeyrek altın işte bu fiyat artık ne kadar pahalandı gibi anlatırken hani onun o minik demesinden eşi gidip hemen yarım altın aldı geldi. Ya gerçekten var ya yani ben size ne kadar anlatsam biraz da kendilerinden bahsettiler işte çok fazla hayvan severler çok yardım severler yani. Ben size nasıl anlatayım ki gerçekten anlatamıyorum. Sohbetimizi keşke fırsatım olsaydı da birlikte sohbet ederken sizlere de çekseydim. Dedim ki şimdi bayana önce kombinini göstereyim. Bundan 1,5 sıra kullanılacak ve böyle sade bir inci kolye yapılacak. Sonra bu inciye kombin şöyle bir kolye yapacağız. Ben size bunları mankende göstereceğim. Bu kolyeyi yarım altınla yapacağız. Bu ilk defa yapacağız bunu. Yarım altınla yapacağız ve içine inciler atalım dedim.
Şöyle ikili kombin olsun. Çünkü bayan bunu da vazgeçemedi. İnciden de vazgeçemedi. Ben de hani ikili böyle bir kombin yapabiliriz diye fikir verdim. O da çok hoşuna gitti. Sonra yarım altını kullanacağız. İçine de incilerden atacağız bunun içine. Ve dedim ki hani zincir de kombin olsun. Zinciri toplu zincir yerine yine böyle zincir olacak ama aralara top yerine inciler atacağız. Yani böyle ikili bir kombin olacak. Ama buradan kendilerine tekrar selamlarımı iletiyorum. Gerçekten hayatımda gördüğüm nadir çiftlerden. Mesela örnek vereyim, bayan pamuk şekeri sevdiği için işte bir yere gitmişler en son. Orada pamuk şekercinin bütün şekerlerini satın alıp oradaki çocuklara dağıtmış. En son eşine getirmiş pamuk şekerci. Yani jestleri hiçbir zaman bitmez diyor. İsim vermeyeyim, aslında isimleri biliyorum, tanıştık. Çok tatlılar, bizi evlerine davet ettiler. İşte gelin size sizi ağırlayalım, biz de sizi çok sevdik diye. Tekrar selamlar olsun. Şimdi bunlar bitsin. Bittikten sonra da size tekrar göstereceğim. Evet, şimdi size şöyle bitmiş halini de çekeyim. Bu yarım altında yaptığımız incili kolyenin, ama ışık çok tersiz yansıyor ki. Bir karanlık çıkıyor sanki. Ha, şöyle mi çeksem? Nasıl çeksem size bilemedim. Burada da ah, ben bu ışıktan neler çekiyorum. Şöyle yapayım en iyisi. Şurada. Evet, şöyle çekeyim size. Bakın içine sadece 3 tane inci koyduk. Tabi altın içinde inciler ve altınlar böyle hareket edebiliyor. Şöyle. Ay, çok güzel oldu gerçekten. Instagram'a da ürün çekerken şunu üzerine koydum. Bu arada eksik olan gülüm geldi. Dün size söyledim mi bilmiyorum. Şimdi böyle şunu da böyle bir resim çektim. Gerçekten çok 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 güzel oldu. Şöyle incili zincirle birlikte, ama size böyle biraz sarısı net görünmüyor. Bir de buna kombin, işte dümdüz sade inci dizilecek. Yani ikili kombin olarak kullanılacak. Güzel günlerde kullanılsın inşallah. Ben çok beğendim ama size rengini tam olarak gösteremiyorum tabii. Evet, bir başka kolyemiz de bitti. Şöyle size onu da göstereyim. Bakın böyle yine zincirde. Bu da yine yurt dışına gidecek. Kanay yazıyor içinde. Konuşamıyorum. Çok yorgunum arkadaşlar. Yanına bir nazar boncuğu ve çeyrek altın üzerinde de bir nazar boncuğu var. Yine bu da başka bir çeyrek altınlı modelimiz. Ben size böyle hep hani modelleri çekmek istiyorum ki sizlere de fikir olsun. Ya da sizlerin yorumlarını merak ediyorum. Hani sizlerin fikirleri benim için gerçekten çok kıymetli. Böyle hep ara ara çekmeye çalışıyorum. Birkaç ürün kaçırdım bugün. Yoğunluktan gösteremedim. Ama yine bu çeyrek altınlıyı da göstereyim istedim. Çok güzel oldu. Gerçekten güzel günlerde kullansın inşallah. İçindeki kanayası da böyle et kalınlığı güzel. Yani incecik birisi de değil içindeki. Ve böyle çeyrek altına bakın, kaynaklı. O yüzden çeyrek altın dönerken isim de dönüyor. Hani birbirlerinin üzerlerine binmiyor. Çeyrek altın üzerine isim binmez yani. Anlatabildim mi? Anlattım sanırım. Siz anladınız. Sen ne yapıyorsun şimdi Salih? Of, bu sese bayılıyorum. Gümüş eritiyor. Allianz. Şimdi ne yapılacaksın? Allianz sipariş verdim. Allianz. Saat bakın kaç. 7'yi 20 geçiyor. O kadar yorgunuz. O kadar yorgunuz ki anlatamam size. Zaten böyle tipim, yüzüm gözüm kaymış vaziyette. Dükkanı hiç elleyemedim. Hiçbir şey yapamadım. Dükkanda olduğu gibi böyle karmaşıklığım duruyor gerçekten. Ama tamam. Sandviçleri yaptım. Sandviçleri bile akşamüstü saat kaç gibi yedik? 6'ya geliyordu. 5.30-6'ya geliyordu. Onları yeme fırsatımız oldu. Neyse, ben vlogumu burada sonlandırayım. Saat 7.20 geçiyor. Belki bu akşama yetiştiririm inşallah. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Yorumlarda buluşalım. Hoşça kalın.